Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer 14 izleyicileri Bir Gülistan programından daha hepinize selamların en güzel olan Rabbimin selamıyla selamlıyor. Hepinize esenlikler diliyorum. Efendim geçtiğimiz günlerde Hazreti Fatıma-i Masume'nin vefat günüydü. Bu vefatı başta dedesine, babalarına tesliyat arz ediyoruz. Tesliyat arz ediyoruz. İmam Mehdi başta olmak üzere bütün imamlarımıza tesliyat arz ediyoruz. Taklit mercilerimize, aziz rehberimize ve Ehl-i Beyt sevenlerinin başı sağ olsun diyoruz. Evet, bugün Hazreti Masume'yi konuşacağız ve stüdyomuzda çok saygıdeğer, çok kıymetli bir konuğumuz var. Konuğumuz araştırmacı yazar Cafer Bendeder'ye hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz de buyurun izleyiciyi selamlayın. Sonra sorularımla devam edelim hocam. Yani, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi tayyibina tahirina mansumin. Ben Ehl-i Beyt'in bu matem gününde... Hocam şöyle bana doğru konuştu. Matem gününde yastı günlerinde bu musibeti, bu taziyeyi bütün Ehl-i Beyt dostlarına, başta Ehl-i Beyt imamlarına ve zamanımızın sahibi İmam Mehdi Accelallahu Teala Ferecehu Şerife tesliyet arz ediyorum inşallah. Allah Mahşer-i Kübra'da hepimizi onun şefaatine nail eylesin. Amin, Allah razı olsun. Hocam bazı İslam tarihinde bazı kadınlar, hatta diğer dinlerin tarihinde de bazı kadınlar var ki çok önemli yere sahipler, çok önemli bir konumdalar. Adeta mesela bir Hazreti Fatıma Tüzzehra var ki Hazreti Peygamber Efendimizin en büyük devrimlerinden biri olsa gerek, soyu Hazreti Fatıma'dan devam etmiştir. İki, kadın değerini Hazreti Fatıma'da bulmuştur o toplumda. Bir Hazreti Zeynep var, Kerbela'da görüyoruz. Erkeklerin, onlarca erkeğin yapamadığını, İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam'ı kastetmiyorum, oradaki diğerlerini kastetmiyorum. Yani bir kadın olması hasebiyle hem İbn-i Ziyad'ın meclisindeki konuşmalarına bakıyoruz, hem Yezid'in sarayındaki konuşmalarına bakıyoruz. Adeta olayı ters yüz ediyor. Kaybedildi zannedilen bir davayı bayraklaştırıyor. Bunlardan birisi de Hazreti Masume-i Kübra'dır. Kimdir Hazreti Masume desem? Fatime-i Masume'dir. Kimdir Hazreti Fatime-i Masume desem? Neler söylersiniz? Buyurun, söz ve mikrofon sizin. Evet. Konu gerçekten çok üzerinde durulması gereken ve derinden incelenmesi gereken bir husustur. Kadın konusuna bir değindiniz. Önce Hazreti Masuma selamullah aleyha bir kadındır. Şunu bilmek lazım ki tarihi araştırdığımız zaman bütün ilahi dinlerde kadının seçkin bir yeri vardır. Eyvallah. Yani sadece bu İslam'a has bir durum değil. Muvahhid dinlerde Allah'a itaat eden, Allah'a kulluk eden, Allah'a teslim olan dinlerde peygamberlerin geldiği ve peygamberlerin yolunu takip ettiğini iddia eden dinlerde kadına çok yüce bir makam verilmiştir. Mesela biz çırpıda sayarsak Hazreti Havva'yı, Hazreti Saray'ı, Hazreti Asiye'yi, Hazreti evet. Meryem'i evet. Sayabiliriz ki farklı farklı dinlerde evet. çok önemli konumda Hı-hı. yer almışlardır. Yani öyle bir makama ulaşmışlar ki kadınlar, İslam ister İslam öncesi ister İslam'dan sonra öyle bir makama ulaşmışlar ki birçok insan ulaşamamışlardır illa nadir, çok nadir insanlar. Peygamberlerin, velilerin ulaşabildiği makama ulaşmışlar. Kur'an-ı Kerim onlardan yad etmekte, onları hayırla anmaktadır ve örnek vermektedir. Özellikle Hazreti Meryem aleyhisselamı, Asiye aleyhisselamı, bunları mesela Kur'an-ı Kerim örnek insanlar olarak Hazreti İbrahim'in eşini
eşinden bahsederken, Hazreti Musa'nın eşinden bahsederken, peygamberlerin eşlerinden bahsederken bunların seçkin bir makama sahip olduğunu vurgulamaktadır. İslam öncesi cahiliye döneminde biliyorsunuz kadın bir meta, bir eşya olarak kabul ediliyor. Herkes istediği gibi alır, kullanır, öldürür. Hatta kadının hiçbir değeri yoktu. Kadın bir utanç vesilesi olarak kabul edildiği bir dönemde İslam dini zuhur ediyor ve o İslam dininin aydınlığı, karanlıkları yok ediyor ve insanların o zihnindeki yanlış bilgilere bugünkü ifadeyle format atıyor. Yani tamamen silip yerine yeni bilgiler yüklüyor ve aslında Allah-u Teala'nın katındaki kadının konumunu, ehemmiyetini, yerini onların beynine ve zihnine kazıyor. Bunu hem İslam tarihinde görmekteyiz, hem din büyüklerinin buyruklarını görmekteyiz. İmam Hümeyni rahmetullahi aleyh. Allah ruhunu şad eylesin. Evet, inşallah. Allah ruhunu şad etsin. Ve babalarıyla birlikte mahşur etsin inşallah. Çünkü ehli bir soyundandır. Buyuruyor ki, erkek kadının eteğinden miraca çıkar. Erkek, kadın, yani o erkek, bir insan eğer zirvelere ulaşıyorsa onu yetiştiren bir anne vardır. Hocam sözü bir daha tekrarlayalım. Erkek kadının eteğinden miraca çıkar. Yani etekten maksat bu terbiyesinden. Muhakkak. Kadın, onu yetiştiren bir kadın vardır. Onu terbiye eden bir kadın vardır. Onun terbiyesinden dolayı onun terbiyesiyle eğitildikten sonra miraca çıkar. Eğer kötü bir anneye sahip olsaydı, bakın miraca çıkan peygamberlerin veyahut da o zirvelere ulaşan kişilerin annelerine bakın, hepsi seçkin insanlardır. Hatta din alimlerine bakalım, kendi dönemimizde, ondan önceki dönemlerde, eğer zirvelere ulaşmışsa bir alim, muhakkak ve muhakkak temelinde bilgili, basiretli, Allah'a itaat eden, ibadetinde belli makamlara ulaşan bir kadın vardır. Bir anne görürüz, bir eş görürüz ona baktığımız zaman, evet. Değil mi? Bir eğitmen, bir eğitmen vardır. Hazreti Masuma sallallahu aleyha İslam dininin Ehlibeyt Mektebi'nin bu dünyaya sunduğu örnek insanlardan birisidir. Tabii ki ondan önce biliyorsunuz nice kahraman ve seçkin kadınlar vardı. Hazreti Fatıma sallallahu aleyha, Hazreti Hatice-i Kübra, Fatıma-i Zehra, Zeynep-i Kübra, bunlar seçkin kadınlardır. Kerbela'da yer alan o seçkin kadınlar, ki bir konuşmamda onlara değinmiştim bazılarını, ki Kerbela'da kadınların konumu, yeri nedir? Orada kadınların hem Aşura günü, hem Aşura'dan sonra nasıl bir rol üstlendikleri ve nasıl bir etki bıraktıklarını incelemiştik bir konuşmamızda. Evet. Ki yine de bir işaret etmiş olalım. Ümmü Veheb mesela diye meşhur olan o şehidin annesi, yavrusunun başını, mübarek başını alıp, kesilmiş başını, kadın, yüzünün, gözünün, kanını, tozunun, toprağını silip düşman tarafını fırlatıyor ve biz Allah için verdiğimiz hediye geriye almayız buyuruyor. Veyahut da o kılıcını, 10-12 yaşındaki çocuğunu beline kılıç bağlayarak İmam Hüseyin'in huzuruna gönderip git canını Fatıma oğlu için feda et diyen anne. Veyahut da işte Aşure olayından sonra Züher'in eşi. Züher'in eşi, onu söyleyecektim, evet. Allah razı olsun. Bunlar hepsi tabii ki yani zamanın kısıtlı olduğu için fazla yani açmaya Züher'i gerek yoktur. Züher yapar. O çok enteresandır hocam. Yani Züher, şehadet meydanına gönderen eşidir. Hayır, Züher bir karar aşamasında. Evet, evet. O tarafa mı, aynı Hürr'ün dediği gibi çizginin tam ortasındayım. Evet. Bir adım ötesi cehennem, bir adım ötesi cennet. Evet. Züher de kaşık elinde yemek yerken tam o cennetle cehennem arasında ve o kadın onu silkeliyor. Çok enteresan bir şey. Sen Fatıma'nın oğlu. Seni çağırıyor, davet ediyor ve sen daha tereddüt ediyorsun. Dehşet. Gideyim mi, gitmeyeyim. Gerçekten bazı hadislere baktığımız zaman şöyle bir vurgu var. İnsanın saadeti birkaç şeyledir. Birisi işte geniş bir eve sahip olması,
İyi bir bineğe sahip olması, ayağını yerden kesecek bineği olması, bir de iyi bir eşi olması. İnsanı Belki de en önemlisi bunların üçüncüsü evet eştir. en güzeli budur. Yani Eştir. bunlara sahip olan kişi saadetli insandır, mesut insandır, bahtiyar insandır. Eğer düşünseniz de insan evinde eşiyle geçinemiyor. Arasında anlaşmazlık var. Eve geldiği zaman kendisini cehennemde istiyor, evden kaçmak istiyor. Bununla başka birini mukayese edin ki dışarıda kaldığı zaman bir an önce evime ulaşayım. Ki onunla konuşmak, eşimle konuşmak bana huzur bahşediyor, huzur veriyor. Düşünerek eve gelen birisini düşünün. İkisinin arasında dağlar kadar fark var. Aynen öyle. Dağlar kadar fark var ki bu çocuklara da yansıyor, topluma yansıyor, komşulara yansıyor. İnsanın iş hayatına yansıyor, her şeyine yansıyor yani. İbadetine yansıyor, ne bileyim aklınıza ne gelirse hepsini sağlığına yansıyor. İnsanın her şeyine yansıyor. Dolayısıyla insan için bir saadettir İyi bir eşe sahip olması. Zuhair'in eşi bu istisna eşlerden birisidir. Tabii ki Hazreti Fatıma mektebinde selamullahi aleyha onun mektebinde yetişen bir kadından da ancak biz bunu bekleriz. Ve Hazreti Fatıma'nın terbiyesinde yetişen bir kadından Zeynep-i Kübra olmasını, Kerbela Aslan olmasını bekleriz ki ondan sonra zaten Aşure'den sonra tekrar kadınlar bambaşka bir misyon üstleniyorlar. Görüyorsunuz İbn-i Ziyad'ın sarayında yaptıklarını, ondan sonra işte Şam'da Yezid'in sarayında yaptıklarını ve onların planlarını tamamen terse çeviriyorlar ve saraylarını tabiri caizse başlarına yıkıyorlar. Kadın böyle bir konuma sahiptir. Hazreti Masuma selamullahi aleyha tarihte o iz bırakan o muhteşem ve seçkin kadınlardan birisidir. O çok muhteşem ve seçkin kadınlardan birisidir. İnşallah konuşmamızın o son bölümünde Hazreti Masuma selamullahi aleyha hakkında rivayet edilen ziyaret İnşallah. duasında onun bazı bölümlerine değineceğiz. Hazreti Fatıma-i Masuma selamullahi aleyha ki ismi Masuma olarak meşhurdur. Masume. İsmi Masume Fatıma'dır. ismi Fatıma'dır esasen ismi Fatıma'dır. Ben bugün buraya gelmeden önce Hazreti Fatıma selamullah Fatıma-i Masum hakkında ki yaptığım mutalaat araştırmaların bir bölümünde baktım ki Hazreti Fatıma Masume'nin rivayet ettiği, hadis rivayet ettiği, naklettiği o hadis silsilesine baktığım zaman bu isim benim dikkatimi çekti. Hazreti Fatıma-i Masume Fatımalardan hadis rivayet ediyor. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın kızının adı Fatıma. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın kızının adı Fatıma. İmam Zeynel Abidin'in kızının adı Fatıma. İmam Hüseyin'in kızından. Adı Fatıma ve ondan sonra da Hazreti Zeynep. Hazreti Zeynep'ten sonra tekrar Fatıma. Yani hadis silsilesine baktığım Hazreti Zeynep'ten başka hepsinin adı Fatıma'dır. Ne muhteşem bir şey ya. Gerçekten bu çok muhteşem. Diğer imamları incelemedim ama İmam Musa Kazım aleyhisselamdan önce bütün imamlara bakıyoruz. Hepsinde bir Fatıma var. Evleri Fatıma artık demek ki ismi de bereketliymiş. İsmi de bereketlidir ki her evde bir Fatıma var. Ve Ali de var. O İmam Zeynel Abidin'in bir ifadesi Allah-u Teala İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ifadesi Allah-u Teala bana ne kadar evlat verirse hepsinin ismini Ali'yi koyardım. Kız Ali verse koyarım. Fatıma koyardım. Yani kızı da öyle. Yani Ali ile Fatıma artık nasıl bir çift bir ikili iseler, nasıl bir örnek insanlar ise imamlarımız isimlerini yaşatmışlar. Ben araştırdığım kadarıyla isimlerin de insanlar üzerine tabii ki etkisi var. Yani o isimler boşu boşuna koyulan isimler değil. İsim, isimlendirilen zatın üzerinde etkilidir. Onu da parantez içinde Bizim ülkemizde huzurlarınızda de Ali ismi ve Fatıma anlatalım. ismi ilk beşin içerisinde. En çok kullanılan Zeynep'ten isimlerden sonra, birisidir. Evet. Bu en da çok bizim Zeynep. ülkemizin bir güzelliğidir ve ülkemizin insanların Ehlibeyt'e duymuş olduğu sevgiyi ve muhabbeti çok bariz bir şekilde yansıtıyor. Allah Son bu güzelliği zamanlarda ben bozmasın.
Evet, ben son zamanlarda dikkatimi çeken başka isimler konusunda da başka bir konu oldu. Betül. Betül Hazreti Fatıma'nın lakaplarındandır. Yani hatırlıyorum ben, yani bizim eski dönemlerde böyle ben hatırlamıyorum yani bu şey olarak bu ismin çok revaçta olduğunu, kullandığını. Belki tek tük vardı da Azra ismi mesela. Azra evet. Azra ismi, Betül ismi son zamanlarda hemen hemen gitmediği bölgeye gitmediği kişi kalmamış. Ve bu isim güzelliği bizim ülkemize yayılmıştır. Bu da neyi gösteriyor? Bu ülkemizin Ehl-i Beyt'e daha yakından sarılışını, daha fazla bir muhabbet ve sevgi beslediğini ki bu İslam'ın ortak değeridir. Yani şunu, Fatıma, Zehra, Betül, Azra, bu dört ismin tamamını toplasak çok açık ara ülkemizde, Türkiye için söylüyorum, çok açık ara önde. Evet. Yani çok bunların, çok büyük bir rakam. Hazreti Fatıma'nın diğerleri de lakapları. Betül da, Azra da evet, ve evet. Zehra da. Lakabı, en meşhur lakabı da Zehra'dır. Doğru. Ama bunlar nereden almışlar bu isimler? Yani niye durup dururken bu kadar isim arasında bunu seçmişler? Bunun kesin bir sebebi var ya. Kulağa hoş geldiği için mi? Yok, kulağa hoş gelen bir sürü isimler var. Ehl-i Beyt sevgisi. Ehl-i Beyt sevgisi, peygamber sevgisi, din sevgisi. Bu bunu gösteriyor. Bu da bizim için bir nimettir. Yani Türkiye Müslümanları için gerçekten bir nimettir. Eğer yani bunu da gösteriyor. Aynı zamanda insanlar Ehl-i Beyt'i tanımaya, Ehl-i Beyt'i kendilerini örnek edinmeye. Çünkü insan sevdiği insanın ismini kullanır. Sevmediği insanın zaten ismini de duyunca nefret eder, uzaklaşmaya çalışır. Bu gösteriyor ki insanların Ehl-i Beyt'i tanımaya çalışıyorlar ve tanıdıkça daha çok Ehl-i Beyt'e sarılıyorlar. Kendilerini Ehl-i Beyt'e benzetmeye çalışıyorlar. Bu da bizim ülkemizin bir avantajıdır. İnşallah Allah-u Teala bu nimeti de bizde çok görmesin diye arz ediyorum. Evet, aynen. Hazreti Masuma Selamullah Aleyha'nın asıl ismi Fatıma'dır. Masuma lakabıdır. Ki daha sonra arz edeceğim inşallah. Bu Masuma nereden geldi? Niye bunu soracağım zaten. Niye Masuma olarak adlandırıldı veyahut da Fatıma'dır ama Masume olarak meşhurdur. Yani lakabı kendisinden daha... Bu Ehl-i Beyt imamlarında da mesela İmam Rıza'da evet. da böyledir. Evet. İmam Zeynül Abidin'de evet. de böyledir. İmam Seccat olarak. Hı-hı. İmam Sadık'ta da böyledir. İmam Bakır'da da böyledir. Evet. Ki ismi Muhammed'dir ama Bakır lakabı çok öne geçmiştir. Doğrudur. İsmi Cafer'dir. İmam Cafer Sadık'ın Sadık lakabı çok öne geçmiştir. Şimdi Ehl-i Beyt imamlarının birçok evladı var. Evet. Yani Hazreti Masume'nin babasına bakalım. Birçok kızı Musa var. İmam Musa Kazım Aleyhisselam. Yani birçok kızı var. Ki imamlar arasında çocukları en fazla olan imamımız. İmam Musa Kazım. Yeri gelmişken söyleyelim. Azerbaycan'ı da buradan selamlayalım. İki kızı da Azerbaycan'da meftun. Bibi Heybet diye bilinen Hazreti Hekime Hatun. Metfun. Ve Nardaran'da meftun olan Rahime Hatun. Hekime Hatun hakkında rivayetler çok sahih, orada olduğu kesin. Rahime Hatun da ona yakın, inşallah oralardan da programlar yapmak bizlere nasip olur. İnşallah. Bunların hiçbirisi masume değil. Evet. Niye masume? Evet. Şimdi yani Hazreti Ali'nin Hazreti Zeynep'ten burada başka kızları da var. Evet. İmam Hüseyin'in kızları var, İmam Hasan'ın kızları var, İmam Bakır'ın kızları var. Hiçbirisi Hazreti Masum'a kadar hiçbirisine doğum günü, vefat günü yapmıyoruz. Hazreti Masum'u öne çıkaran özellik nedir? Niye Masum'e? Ben ona inşallah değineceğim de. Şimdi güzel bir şey söylediniz, değindiniz aklıma gelmişken onu da açıklayayım. İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın evlatları diğer imamlardan daha çoktur sayı bakımından. Buyurduğunuz da doğru bir görüştür, doğru bir sözdür. Halbuki İmam Musa Kazım Aleyhisselatü Vesselam bir rivayete göre 7 yıl, bir rivayete göre 14 yıl zindanda kalmıştır. 14 yıl zindanda kalmasına rağmen evlatları diğer imamlardan daha çoktur. Yani verilen en az rakam 37 kişidir. Daha fazla veren de var. Daha fazla verilen rakamlar da var. Ömrünün büyük bir bölümünü zindanda geçirmiş bir imam. Bu kadar evlat... Bu neyi gösteriyor? Bize ne mesajı veriyor? Şu mesajı veriyor. Allah bir şey irade ederse insanlar istedikleri kadar çabalasınlar. Bunu engellemeye çalışsınlar. Mümkün değil.
Allah'ın iradesiyle savaşmak mümkün değil, imkansızdır. Ve bugün dünya çapında İmam Musa Kazım Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan gelen seyitler, peygamber evlatlarının sayısı çok büyük bir rakama ulaşmaktadır. Yani sadece yani bizim oğlumuz bölgede değil ki, burada zaten peygamberimizin soyundan gelen dedeler, seyitler, ki genelde çoğusu, birçoğusu İmam Musa Kazım Aleyhisselam'a intisap etmekteler. Hindistan, Pakistan, Keşmir gibi ülkelerde, İran gibi, Azerbaycan gibi ülkelerde olan seyitler, peygamber evlatları çoğunlukla İmam Musa Kazım Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan gelmekteler. Ki ben bu arada onların da onlara da başsağlığı diliyorum. Çünkü sonuçta onlar da İmam Musa Kazım Aleyhisselatü Vesselam'ın evladı ve Hazreti Masum Aleyhisselamullah Aleyha da onların artık İmam Musa Kazım'ın evladı olması hasabiyle halalarıdır. Hocam en çok İmam Musa Kazım'dan nesil seyit olduğunu bir görüyoruz. Evet. Mesela İmam Sadık'tan da var ama diğer imamlardan da kendini İmam Musa Kazım'a nispet edenler daha fazla. İmam çocukların Kazım, çoğunluğundan mı? İmam Musa Kazım Aleyhisselatü Vesselam çocukları, işte çocukların çok fazladır olması ve onların artık o dönemlerde de belki de çünkü Ehl-i Beyt soyu öldürülüyordu. Takipleri takip altına alınıyordu ve öldürülüyordu. Bunlar canlarını kurtarmak için İslam topraklarının dört bir yanına hicret etmişler ve orada yaşamışlar. Ki önceki imamlarda belki daha farklı bir siyasi ortam söz konusu olduğu için bu yaygın bir şekilde baş göstermemiştir. Ama İmam Musa Kazım ve ondan sonra İmam Rıza Aleyhisselam'ın hayatlarına baktığımız zaman daha çok onların soyundan olan seyitler. Rezervi seyitler. Daha, yani belki de bölge bölgede değişebilir. Bunlar mesela rezervi seyitler ve Musevi seyitler. İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın soyundan gelen seyitler. Bunlar daha çok Hindistan, Pakistan ve Keşmir, evet, bölgelerindedir. Biraz bir miktarı da işte Horasan bölgesindedir ve Türkiye'mizdedir. Allah hepsini sayılarını bol etsin diyelim. Evet. Bir reklama gidelim hocam. Reklamdan sonra sohbetimiz devam edecek. Evet, kısa bir reklam aramız olacak. Aradan sonra niye Masume, neden Hazreti Masume bu kadar ön plana çıktı, onu hocamdan dinleyeceğiz. Evet, tekrar hepinizi selamların en güzel olan Rabbimin selamıyla selamlıyor. Hepinize esenlikler diliyoruz. Efendim, geçtiğimiz günler Hazreti Fatıma-i Masume'nin Kum şehrinde meftun Hazreti Fatıma'nın, İmam Rıza'nın kardeşi, İmam Hüseyin Kazım'ın kızı Hazreti Masume'nin vefatıydı. Bu vefatı tekrar tesliyat arz edelim sevenlerine. Ve Cafer Bendidarya hocamla Hazreti Masume'yi anlamaya ve anlatmaya gayret gösteriyoruz. Biliyorsunuz Hazreti Masume'nin türbesi Kum'da ve çok büyük sayıda da ziyaretçi çekmekte. Bir izleyicimiz aramış, Cafer hocamı da görünce söylememizi istediler. Cafer hocam İran ziyaretleri, Irak ziyaretleri diye iki kitabı var. Onun daha küçük boyunu, sadece ziyaret dualarının olduğu küçük boyunu Kerbela'da, Necef'te, Kazımeyn'de, Samara'da, Kum'da, Meşet'te oralara bırakılmasını istiyor. Bir hayırsever çıksın da buna yardımcı olsun. Biz görüyoruz orada Arapça bilenler, Farsça bilenler alıp okuyorlar. Oraya bırakılmış, oraya vakfedilmiş kitaplar. Bunun Türkçesi, Azericesi de yapılamaz mı? Ben de arada Cafer hocama sordum. Yapılabilir ama bu maddi bir külfeti var bunun. Onun için diyoruz ki bir sponsor çıkabilir mi acaba bu konuda? Hakikaten bizim de gidip gördüğümüzde büyük eksikliktir. Orada o duaları alıp okumak istiyor insanlar. İnşallah hocam da bu işin ehlidir. Böyle birisi çıkarsa hocama müracaat edip o dua kitaplarını da oraya vakfetmenin çok çok büyük bir sevabı olacağını da herkes, artık bizim söylememize gerek yok. Sizin sponsor olduğunuz kitap Hazreti Masume'nin hareminde, Hazreti Ali'nin hareminde, Hazreti Hüseyin'in hareminde okunduğunu düşünün, onun sevabı hesap bile edilemez diyoruz. Bu konuda eğer talipli olursa hocama ulaşmalarını öneriyoruz. İnşallah
bir hayırsever çıkar diyoruz. Evet, bir soru sorduk. Dedik ki Hazreti İmam Hüseyin'in, İmam Ali'nin, İmam Zeynül Abidin'in, mesela İmam Hüseyin'in özellikle Kerbela'ya iştirak eden kızları var. Hazreti Sakine'den bahsediliyor, Hazreti Fatıma-i Suğra'dan bahsediliyor, Hazreti Fatıma-i Kubra'dan bahsediliyor. Bunlar Hazreti Hüseyin'in kızları. Hazreti Fatıma'nın Kufe'de hutbesi olduğundan bahsediliyor. Bunların hiçbirisi Hazreti Zeynep kadar, Hazreti Masume kadar ön plana çıkmamıştır. Evet. Nedir Hazreti? Hazreti Zeynep'i biliyoruz, anlıyoruz. Evet. Kerbela, Hazreti Hüseyin muhabbeti ve Hazreti Fatıma'nın ilk gözünün nuru, Hazreti Fatıma'nın yetiştirdiği örnek bir şahsiyet, kadın şahsiyet. Hazreti Masume'yi Masume yapan, Masume lakabı çok önemli bir lakap. Evet. Bu lakabı almasına sebep olan, bu lakabı kim verdi ve niye Masume? İsterseniz oralara biraz işaret edelim. Buyurun. Evet, tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Sözümüze Allah'ın yüce adıyla başlıyoruz. Hazreti Masume'nin sözümüzün başında arz ettik. Çok yüce bir makama sahip olduğunu dile getirdik. O kadar evlat arasında niye Hazreti Masume ve bu lakabı almasına sebep olan şey nedir? Bakın insanlar arasında, Allah katında insanların en değerlisi, en takvalısı, ona en yakın olanıdır. Hazreti Masuma selamullah aleyhanın hayatına baktığımız zaman çok yüce bir makama sahip olduğunu görüyoruz. Şu konuşmamda inşallah onu arz edeceğim, yüce makamını. Ama ondan önce de buyurun, şunu söyleyeyim ki Hazreti Fatıma-i Masume annesi Hazreti Fatıma-i Zehra'ya da çok benziyor. Mesela doğum tarihi hicretin 183. yılında ve dünyadan göçüşü veya şehadeti, çünkü iki rivayet var. Şehit mi oldu yoksa kendi eceliyle mi vefat etti konusunda iki rivayet var. Hazreti Masume'nin mi? Evet. Bir rivayete göre şehit edilmiştir, zehirlenmiştir. Onunla birlikte İran'a hicret eden, Kum şehrine hicret eden o imam evlatların tümü de şehit edilmiştir. 23 kişi bir arada şehit edildiği rivayet ediliyor. Şehadet yaşı olarak da hadis ve tarih kitaplarında 18 yaş olarak belirtiliyor. 18 yaşında dünyadan göçmüştür. Bazı rivayetlerde 28 yaş olarak, zaten Hazreti Fatıma selamullah aleyha'da da böyle bir rakam var. 18 mi 28 mi? Bu da bir tevafuk mu söyleyelim yoksa ilahi bir hikmete mi dayanıyor? Aynı şeye sahiptir. İsmi ve yaşı ve şöyle söyleyeyim, nurunu Fatıma-ı Zehra selamullah aleyha'dan alıyor. Hazreti Fatıma-i Masume hakkında arz edeceğim bir iki olaydan neden Masume, neden seçkin makama sahiptir konusu ortaya çıkacaktır. Birincisi, bununla ilgili nakledilen hadisler. Yani bu ifade imamın buyruğunda geçiyor Masume. İsmini imam Hazreti Fatıma Masuma selamullahi aleyha için kullanıyor. Yani Masum İmamımız aleyhissalatü vesselam. Evet, İmamımız aleyhissalatü vesselamdan nakledilen bir rivayette. Kim kumda Fatıma-i Masume'yi ziyaret edecek olursa beni ziyaret etmiş olur. Masume ifadesini kullanan kişi masum imamdır. Eğer masum imam kullanmışsa bundan ötesini bizim arama hakkımızda. Ya demek ki bir şeyler var ki imam bunu kullanmış. Peki masum, 14 masumun dışında, peygamberlerin dışında, imamların dışında masum olabilir mi? Bu da kendi yerinde incelenmesi gereken bir konudur. Evet, peygamberlerin dışında ve imamların dışında da insanlar masum olabilir. En azından günahtan masum olurlar. Buna bir
Peki o zaman masumiyeti bir inceleyelim. Siz tabii buyurun, değmiş oldunuz. Tabii buyurun. Masumiyet iki türlüdür. Masumiyet bazen günahtan masum olur insan, bazen hatadan, hata işlemekten, sürtmeden masum olur. İmamlar hakkında kullandığımız o ifade, Ehl-i Beyt imamları hakkında kullandığımız ifade, hatta hatadan bile imamlar masumdur. Ama günahtan masum olmak, Zeynep selamullahi aleyhi, Hazreti Zeynep günahtan masum, günah işlemez. Hazreti Ebu Fazıl Abbas aynı şekilde. Hazreti Ali Ekber'i dersen Hazreti. Aynen öyle, aynen evet, o şekilde. Hazreti Masuma, Fatıma-i Masuma da günah işlemekten masumdur. Buna akli bir delil de ekleyebiliriz. Allah Tebareke ve Teala buyuruyor ki, yani bir insan günah işlemeyebilir mi? Günah işlemeyebilir mi? Evet. Günah işlemeyebilir. Dolayısıyla Allah Teala, ey insanlar günah işlemeyin. Yoksa sizi cehennemde şöyle 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 cezalandırırım buyuruyor. Yani günah işlememesi mümkün olduğu için Allah Teala öyle diyor. Yoksa demez böyle. Yoksa eğer Rabbim ya ben günah işlemem mümkün değil ki. İşlemem. Niye bana günah işleme diyor buyuruyorsun diye insan itiraz etme hakkına sahip olur. O zaman Allah Teala haşa buyruğu abes kaçar ki kesinlikle Allah Teala abes söz konusu olmaz, boş bir şey asla buyurmaz. Dolayısıyla demek ki insan günah işlemeyebilir. Ben Ayetullah Şehit Mihrab'ı Ayetullah Muhammed Bakır El-Hekim'in şeyinde vasiyetnamesinde olacaktı galiba vefat yıl dönümünde ve vefat ettiği yılda, şehit olduğu yılda şöyle bir ifade gördüm ondan. Rabbim ben bilerek sana karşı hiçbir günah işlemedim. Çok büyük bir ifade, iddia. Ama inanıyorum bunun doğru olduğuna. Sana şu karşı Irak'ın ilk evet, meşhur olan Muhammed Bakır El-Hekim. Evet. Allah ruhunu şad etsin. Amin onunla. Amin. Ruhunu şad etsin. Çok mükemmel bir söz. Yani inanıyorum da onun öyle olduğuna. Rabbim ben bilerek sana karşı bilinçli olarak günah işlemedim. Yanlışlıkla, hatayla, sehivle işlediğim günahlarda sen affeyle. Demek ki insan günah işlemeyebilir. Allah-u Teala dolayısıyla onun için ey insanlar günah işlemeyin emrini buyuruyor. Hazreti Masum'a selamullahi aleyha demek ki günah işlemeyebilir. Şimdi bir olayı da anlatayım huzurunuza. Buyurun hocam. Medine dışındaki Ehl-i Beyt dostlarından bir grubu Medine'ye geliyorlar ve bulunduğu beldelerden insanların sorularını almış, yazılı olarak imamın huzuruna getirip cevap almak için imamın huzuruna varıyorlar. Vardıklarında imam şehir dışına çıkmış. İmam Musa Kazım aleyhisselam. Dolayısıyla soruları Hazreti Masume'ye teslim ediyorlar, kızına. Ve bizim bu sorularımızın cevabını almak için buraya geldik. Mümkünse o zaman şartları biliyorsunuz. Öyle internet yok, telefon yok, bir şey yok, ulaşım araçları yok. Yılda bir defa, iki defa ancak uzun yollardan bir sürü zahmetlere katlanarak geliyorlar imamın huzuruna. Dolayısıyla eli dolu dönmek istiyorlar. Bu sorularımızın cevabını istirham ediyoruz şeklinde arz ediyorlar ve çekip gidiyorlar. Bir müddet sonra geldiklerinde imam hala dönmemiş ve sorularının cevabının yazılı olduğunu, Hazreti Fatıma İmam Osman tarafından yazılı olduğunu görünce sevinçle soruların cevabını alıp geriye dönüyorlar. Yolda İmam Musa Kazım aleyhissalatü vesselam'la karşılaşıyorlar. Rastlıyorlar. Onlar İmam da oradan gittiği yerden dönüyor ve yolda karşılaşıyorlar. İmama muhabbetlerini dile getirdikten sonra sizin huzurunuzda bu amaçla vardık. Hem ziyaret edelim hem de sorularımızın cevabını alıp halkımıza ulaştıralım diye huzurunuza geldik. Yoktunuz. Sorularımızı kızınıza teslim ettik ve bize bu cevapları verdi diye arz ediyorlar. İmam bakayım sorulara bakayım, cevaplara bakayım diyor ve buyuruyor ve alıyor soruları, cevaplarına bakıyor ve imamın buyurduğu bu ifade Hazreti Masuma'nın ne yüce bir makama sahip olduğunu gözler önüne sermeye getiriliyor oluyor. Üç defa imam fedaha ebuha. Fedaha Ebuha, Fedaha Ebuha. Babası feda olsun.
Babası feda Bunu olsun, söyleyen babası kim? kurban olsun, masum imam. Masum imam. Burası çok masum önemli. Masum imam neden masum olmayan birisi için bu ifadeyi kullansın? Demek ki yüce bir makama, masumiyet makamına sahiptir. Babası sıradan bir baba kız ilişkisi değil ki arada olan bu imamın buyurduğu bu şey, bu ifadeler bir kız babanın kıza duyduğu ifade değil, sevgi ifadeleri değil. Nasıl Sadece, ki evet. Resulullah'ın Hazreti aynen. Fatıma-tü Zehra'ya duyduğu o sevgi, onun hakkında buyurduğu sözler baba kız ilişkisini aşmış. Evet. Bu da aynı şekilde. Sözümün başında ifade ettim. Ne kadar benziyor evet. Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'ya. Yani çünkü o da bir öğretmendi, öğrencileri vardı. Takva aşamasında çok yüce bir makama sahipti. İbadet konusunda çok yüce bir makama sahipti. Tabii ki ben mukayese etmek istemiyorum. Onun eteğini, onun terbiyesine yetişen bir evlattır. Hazreti Zehra ile mukayese bile. Evet, onun evladıdır. Götürme. Tabii onun biz mukayese asla bir öyle bir konumda değiliz ama benzerliğe bakın. Yani öğretmeninden iyi almış dersini. Çok iyi benziyor ve orada da Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi burada da masum bir imam, orada masum bir peygamber, burada masum bir imam kızına fedaha ebuha üç defa tekrarlıyor, bunu vurguluyor. Babası feda olsun. Ne mükemmel bir cevaba, ne mükemmel cevaplar vermiştir ve hepsi de tıpatıp isabetli cevaplardır. O dönemlerde Hazreti Fatıma Masume'nin yaşları yani belki de küçük yaş olduğu söyleniyor. Yani belki de 15, 14, belki de daha küçük bir yaştadır. Çünkü Hazreti Fatıma Masume 18 yaşında dünyadan göçmüştür ki daha kardeşi orasına götürülmemiş. Çünkü orasına götürülür ve 3-4 yıl Horasan'da kalıyor İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam. Babasının da şehadetinden öncedir. Küçük yaşına rağmen halkın babasının her türlü... şehadetinden sonra şehadeti değil mi Hazreti Masume'nin? Tabii ki. Tabii siz tabii önce ki. Dediniz orada. İmam Rıza'nın şehadetinden. İmam Rıza'dan çok önce. İmam Rıza'dan yaklaşık işte 2000 Hicret'in 201. yılında Hazreti Masume dünyadan göçüyor. 203 yılında da 2 yıl önce. Evet. 2 yıl 3 yılında da İmam Rıza Aleyhisselam şehit oluyor. İmam Rıza'nın daha imamımıza arz ettim daha Horasan'a götürülmemiş. Horasan'a götürülmemiş. Babası o da şehit olmamış. Kardeş ilişkileri de İmam Hüseyin ile Hazreti Zeynep'e evet. benzemiyor mu hocam? Biraz? Evet. Orada da çok mükemmel, muhteşem bir benzerlik var. Nasıl? Çünkü biliyorsunuz konuşmamın başında arz etmedim bu konuya. Değinmedim. İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti Masume'de ikisi aynı annedendir. Necmi Hatun'dan dünyaya gelmiştir. Aralarında da 25 yıl yaş farkı var. Yani 25 yıl sonra Hazreti Masume dünyaya gelmiştir. Ve o kundağa, o bebeğe İmam Rıza'nın özel bir alaka ve ilgisi var. Ondan önce İmam Musa, İmam Cafer-i Sadık hakkında İmam böyle bir şey gördüm. Daha İmam Musa Kazım dünyaya gelmemiş. Ve hatta daha yeni dünyaya gelmiş. Daha yeni dünyaya gelmiş pardon. Beşiğinin başında oturuyor ve onunla konuşuyor. Bunu gören ashabtan birisi kurban olayım, fedanız olayım. Ne yapıyorsunuz? Beşikteki çocukla mı konuşuyorsunuz? Diye arz ettiği zaman ben buyuruyor. Evet. İstersen gelsen de konuş. Yaklaştım diyor. Yaklaştım. Ben de konuştum. Ya beşikteki bir çocukla konuşmak ne kadar normaldir? Ama tarihte bunun benzerlerini görüyoruz biz. Bakın. İmam Mehdi, Mevlamız İmam Mehdi Aleyhisselatü Vesselam hakkında görüyoruz. Hazreti İsa hakkında görüyoruz. Bazı peygamberler hakkında görüyoruz bunu çok açık bir şekilde. Hazreti Ali'nin hakkında var rivayet. Evet. Kabe'nin evinden çıkartan evet, Peygamber Efendimiz'i. İmam Ali'nin hakkında da var. Şeyde diyor konuştu ve orada bir şey söyledi. Bunun soyundan Allah-u Teala bana bir nur evlat verecektir. Bana bir nurlu, bereketli, faziletli ve takvada zirveye ulaşan bir evlat verecektir. Daha İmam Musa Kazım Aleyhisselam dünyaya yeni gelmiş ve hatta dünyaya gelmeden önce ve hatta bu ifadeyi kullanmış. Dünyaya geldikten sonra zaten kullanıyor. Daha Hazreti Masume'den haber yok. Ki ondan sonra İmam Rıza da dünyaya gelmemiş. İmam pardon Hazreti İmam Musa Kazım dünyaya gelmiş beşikte. İmam Rıza daha dünyaya gelmemiş ki ondan 25 sene sonra Hazreti Masume
dünyaya geliyor. Daha dünyaya hiç gelmemiş. Bu abisi dünyaya gelmemiş. Onun hakkında böyle bir ifadede bulunuyor. Bunun soyundan Allah-u Teala bana bir evlat verecektir ki bizim nurumuzu yayacak veya o artık o ifadeyi kullandığı özel ifade neyse. Çünkü imamın buydu olduğu için ben tıpatıp aynısını söylemek istemiyorum. bir ileri bir geri olur diye düşüncesiyle. Daha dünyaya gelmeden dünyaya gelişi haber veriliyor imamlar tarafından. Evet. Onun için özel ziyaret duaları okunuyor. Onun makamının ne kadar yüce olduğu belirtiliyor. Vefat edeceği yer bildiriliyor. İmam buyuruyor ki, kim kumda, kum şehrinde bacım Fatıma Masume'yi ziyaret edecek olursa beni ziyaret etmiş olur. İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'dan da böyle bir ifade geçmektedir. İmam Musa Kazım'dan, İmam Ali Rıza Aleyhisselam'dan hepsinden bu konuda Hazreti Fatıma-i Masume'nin ziyaret edilmesi hususunda özel ifadeler bizlere ulaştırılmış. Bu onun soruyorum. Makamının ne kadar yüce olduğunu gösteriyor. Merakımdan soruyorum hocam. Demin siz dediniz ki Hazreti Fatıma ile benzeşen yönleri çok fazla. Hiç böyle bir rivayette var mı? Onu ziyaret eden Hazreti Fatıma'yı ziyaret etmiş gibi olur. Böyle bir şey gördünüz mü? Böyle bir şey ben şu anda hatırlıyorum. Evet hatırlıyorum ama tam olarak şimdi rivayetin metni aklımda olmadığı için. Ben de böyle bir şey evet, görmüşüm de o yüzden emin olmadığım için. Evet tam olarak hatırlamadığım için huzurlarınıza net bir şekilde. Çünkü hadis huzurlarınıza arz edeceğim. Evet. Dolayısıyla söylemeyeyim ama hatırlıyorum. Böyle bir rivayet olduğunu da hatırlıyorum. Buna benzer ifadeleri. Çünkü Hazreti Fatıma Zehra'ya elimiz ulaşmıyor. Evet. Ziyaret edemiyoruz. Kabri de meçhul, bilinmiyor. Yani bir yerde Hazreti Zehra'nın da ziyaret edilmesi lazım. Sanki böyle bir şey, Hazreti evet, Masume'yi evet. ziyaret eden... Onun nurunun tecellisi. Eyvallah, nurunun tecellisi diye, duydum. Fatıma-i Suğra'dır. Çünkü konu Hazreti Fatıma olunca evet, biraz evet. Dikkatli konuşmak burada. Lazım. Ben bir şey daha demiştim İmam Hüseyin'le benzerliği konusunda. Hazreti Zeynep İmam Hüseyin benzerliği. Evet, o benzerliği, o ikilinin benzerliği burada da biz görüyoruz. Nasıl Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha İmam Hüseyin'e büyük bir sevgi ve aşk besliyorsa aynısını biz Hazreti Fatıma Masumada da görmekteyiz. O da İmam Rıza'ya aynı şekilde. Evet ve İmam Musa Kazım Aleyhisselatü Vesselam ve şehadetinden önce İmam Rıza'ya özellikle Fatıma-i Masum'u hakkında tavsiyede bulunuyor. Evlatlarımı sana emanet ediyorum. Özellikle Fatıma-i Masume'ye göz kulak ol. Zaten oralara gelme sebebi de İmam Rıza'nın peşinden geliyor herhalde. İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam işte hicretin 200. yılında zorla Memun tarafından evet, zorla Horasan'a davet edilince tam bir yıl sonra yani hicretin 201. yılında artık Hazreti Fatıma-i Masume dayanamıyor. Biliyorsunuz Hazreti Fatıma-i Masume çok küçük yaştaydı. Babası zindandaydı. Yani babasını fazla göremedi. Küçük yaştayken babası İmam Musa Kazım Aleyhisselatü Vesselam zindana atılıyor. Ve babasını görme, ondan o baba sevgisini alma, işte o kız baba diyaloğunu yaşama fırsatını bulamıyor, imkanını bulamıyor. Daha çok İmam Rıza Aleyhisselam'la haşır neşir oluyor. İmam Rıza Aleyhisselam Horasan'a götürülünce Fatıma-i Masum'a artık dayanamıyor. Bir yıl sonra Ehl-i Beyt gençlerini topluyor ve onlarla birlikte İmam Rıza Aleyhisselam'ı görmek için Medine'ye doğru hareket ediyor. Ancak Hazreti Fatıma-i Masume'nin izlemiş olduğu güzergah İmam Rıza'nın gittiği güzergahtan tamamen farklıdır. Bunun sebebi nedir? Niye Hazreti Fatıma-i Masume bir güzergahtan ve İmam Rıza Aleyhisselam da başka bir güzergahtan Horasan'a doğru hareket etmiştir? Tarihi incelediğimizde görüyoruz ki Hazreti Fatıma'nın o izlemiş olduğu güzergah Ehl-i Beyt dostlarının çoğunlukta olduğu bölgelerdir. Ahvaz şehri o dönem.
İmam Rıza'yı da özellikle oralardan uzak yerlerden götürüyorlar. Zaten onu bunu çok iyi bir özel bir konuya değindiniz. İmam Rıza hareket edilince Şii'ye doğru, Horasan'a doğru, Merve'ye doğru özellikle o bölgelerden götürülmemesi için emirler alıyorlar. Çünkü oradan götürürseniz İmam Rıza'nın taraftarları, ehlibit muhibleri görürler, galayana gelirler ve kıyam ederler. Bir de karşı baş kaldırırlar. Düşüncesiyle İmam Rıza'yı daha farklı bölgelerden Horasan'a doğru götürürler. Ama Hazreti Masum Aleyhisselam aleyha Horasan'a doğru hareket ederken izlemiş olduğu güzel kah ehlibit muhiplerinin yoğunluk olduğu bölgelerdir. Dolayısıyla Ahvaz'dan Save'ye ve oradan Kum'a doğru hareket ediyorlar. Evet. Ki burada da büyük bir iştiyak, büyük bir özlem, büyük bir hasret Hazreti Masume'ye. Elbette tarihi incelediğimizde Hazreti Fatıma-i Masume'nin Medine'den hareket etmesi ve Horasan'a doğru yola çıkmasının sebeplerin başında bacı kardeş sevgisi muhabbeti yer almıyor. Bunlar kendi yerinde. Hazreti Fatıma-i Masume tabir caiz ise burada Zeynep-i Kübra'nın üstlenmiş olduğu misyonu üstleniyor. O misyon nedir? Reklamlardan sonra izleyici de biraz merakta kalsın. Evet, kısa bir aramız olacak. Reklam arası zorunlu. Belki de size hocalarımın sözünü yersiz kestiğim gibi geliyor ama hiç de öyle değil. Reklamda bazı zorunluluklar var. O yüzden reklama da gitmek zorundayız. Böyle de bir algı varsa onu da düzeltmiş olalım. Kısa bir ara, aradan sonra sohbet devam edecek efendim. Evet, tekrar hepinizi selamların en güzeli olan Rabbimin selamıyla selamlıyor. Hepinize esenlikler diliyoruz. Efendim, Hazreti Fatıma-i Masume'yi konuşuyoruz. Geçen günler vefat yıl dönümüydü. Tekrar tesliyat arz ediyoruz aşıklarına, sevenlerine, dostlarına. Cafer Bendi Derya Hocam, konuğumuz, araştırmacı yazar. Birinci bölümde Hazreti Fatıma Masume şahsında kadının İslam'daki yerine ve İslam'dan önceki dinlerdeki yerine işaret ettik. İkinci bölümde Hazreti Fatıma, Hazreti Zeynep benzerliği, Hazreti Fatıma, Masume, Hazreti Büyük, Fatıma-tü Zehra sallallahu aleyha benzerliği üzerinde durduk. Ve Hazreti Masumiyet nedir, niye masumdur işlendi. Biliyorsunuz hepiniz gittiğinizde görmüşsünüzdür, ziyaretnameler var, okunur. Bu ziyaretnamelerin tamamı Masum İmam'dandır, değil mi hocam? Evet. Gerek İmam Hüseyin'in haremindeki aleyhisselamın, gerek Hazreti Ebufezzat Abbas'ın, gerek İmam Ali'nin. Bu ziyaretnameler aslında çok şey anlatıyor. Bilene, anlayana çok şeyler anlatıyor. Hazreti Masume'nin de özel bir ziyaretnamesi var. Ve yine Masum İmam'dan. Bu ziyaretnameden biraz numune olarak sunsak izleyiciye uygun olur mu acaba sizce de? İnşallah. Ve bu ziyaretnamelerin Mefatih'ten Mefatih-i Cinan kitabından. Kitabından ana kitap o. Ondan alınıyor. Mefatih'i de ülkemize siz tercüme ettiniz. Sizin elinizde ulaştı. Bu ara izleyici soruyor. Mefatih yok. Çok sorulan kitaplardan bir tanesi. Nedir Mefatih'te son durum? Var mı, geldi mi, çıktı mı, çıkacak mı? Evet. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın yüce adıyla başlıyorum. Mefatih-i Cinan kitabı biliyorsunuz Ehl-i Beyt imamlarından bize intikal eden ve Kur'an-ı Kerim'den sonra bütün Ehl-i Beyt dostlarının evinde bol bol bulunan, yaygın bir şekilde bulunan Ehl-i Beyt kaynaklı dua kitaplarının başında yer almaktadır ki bunun dışında ben bir dua kitabı zaten tanımıyorum. Böyle bir dua külliyesi yoktur. Yani ne Ehl-i Sünnet'te ne Ehl-i Beyt. Evet, yani Ehl-i Beyt mektebinde elbette dua kitapları çok fazla var. Ama Mefatih kapsamında belki de çok daha kalın, çok daha kapsamlı kitaplar var ama hiçbir kitap Mefatih-i Cinan'ın yerini dolduramamıştır. Doldurmamıştır. Evet. 12 ayın amelleri,
saatlerin amelleri, günlerin amelleri, ziyaretler, peygamberlerin ziyaretleri, ehlibeyt imamlarının ziyaretleri ve dua konusunda aklınıza gelebilecek her şey sağlam kaynaklardan, bu muhteşem ehlibeyt külliyatı söyleyelim. Hadi dua külliyatıdır bu da. Çünkü dualar da ehlibeyt imamlarından nakledilmiştir. Bir araya toplanmıştır. Buradan seyircilerimizi ben müjdeleyeyim inşallah. Söz vermiştik yakın bir zamanda Mefatül-i Cinan kitabı tekrar gözden geçirdikten sonra Türkiye'mizde basılıp ve yayınlanacak. Allah'a şükür kontrolü gerçekleşti ve yakın bir zamanda önümüzdeki birkaç gün içerisinde veya önümüzdeki hafta söyleyelim artık baskı için teslim edilecek. İnşallah Allah-u Teala maddi kaynağını da bir yerden ulaştırır. Çünkü İnşallah. Biliyorsunuz bunlar genelde bağışlardan temin hocam. Olmaktadır. İnşallah o maddi kaynakta bir yerden inşallah sağlanır ve kitabımız baskıya girmiş olur. Dua kitaplarında bu ziyaret kitapları değinmiş olduğunuz o ziyaretler, bütün bu ziyaretler hepsi bu kitaptan alınmıştır. Yani şimdiye kadar basılmış olan kitaplardaki duaların çoğunluğu, büyük çoğunluğu Mefatül-i Cinan kitabından alınmıştır. O zaman bu kitabın da bir sıkıntısı var, onu söyleyeyim size. Çok kalın, bunu 2-3 ciltte toparlayabilsek, konularına göre toparlayabilseniz şimdi çok daha... Şimdi zaten bu kitap bir külliyattır, biliyorsun dua külliyatıdır. Bunun bu şekilde basılması lazım. Ama bunun dışında buradan zaten alınmış öyle. Alıntıları var, günün duaları. Ne bileyim ehlibeyt ziyaretleri. Ben onu söylemiyorum hocam. 2'ye 3'e bölerek Mefatih'i, 3 ciltte Mefatih diye. Evet, 3 ciltte Mefatih taşınması da zor olacaktır. Hocam ama çok kalın o şekilde. İşte yani. Mefatih'i tümünü bir yere götürmektense, taşımaktansa o gideceğiniz hocam, bölümle ilgili. Hocam ekolleri gördünüz mü? Evet ekolleri. Ekoller gibi olabilir. Yani şeyine göre. İnşallah kağıdını edilir. Özel bir kağıt olarak seçmeyi düşünüyoruz. Hacmi biraz daha düşük olacak. Arap yazıları yeniden gözden geçirdik, hatalarını giderdik ve hareketli Arapçalara irap yoktu. Hareketleri çok düşüktü, azdı. Hareketlerini tamamladık. Bu bir ansiklopedi olarak kafamızda kalması lazım. İnşallah. Ama bunun içinden işte ziyaret bölümü ayrı, Irak ziyaretleri ayrı, İran ziyaretleri ayrı. Bunlar ayrı ayrı bir şekilde küçük bir kitapçıklar halinde. İnşallah bunlar zaten çıkmıştır. Bir bölüm eksikleri de çıkaracağız inşallah. İnşallah. Onun da müjdesini vermiş olalım. Gelelim Hazreti Masume'nin ziyaret. Dua kitabında, bu ziyaret kitabında bu amellerin sevabının ve amellerin kendisinin, ziyaret olan kendisinin yer aldığı bu kitapta birçok ziyaretler var biliyorsunuz. Ve bu ziyaretlerin geneli Ehl-i Beyt imamları, peygamberler ve Ehl-i Beyt imamları hakkındadır. Ehl-i Beyt imamları dışında hakkında ziyaret duası benim gördüğüm kadar bir sadece Hazreti Fatıma Masumiye Selamullah Aleyha hakkında ve Ebul Fazıl Abbas hakkında geçmiştir. İmamlardan. Tabii imamlar, Hazreti Zeynep hakkında da? Hazreti Zeynep hakkında da meşhur bir ziyaretname yoktur. Yoktur. Evet. Gerçi biz çıkarmış olduğumuz Şam Ziyaretleri kitabında da meşhur olmayan, yaygın olmayan Ehl-i Beyt'ten geldiği de kesin değil belki de. Sadece bir ziyaret duasına rastladık. Onu bastırdık, onu kitabımızda yayınladık ama o da Ehl-i Beyt imamlarından geldi. %100 ispatlanmamıştır. İspatlanmamıştır. Evet. Şimdi gelelim kaldığımız yerden ve ondan sonra ziyaret bölümüne geçelim. Hazreti Fatıma-i Masumen Yüce Makamı'ndan bahsederken bence şu hadisi de huzurlarınızı açıklayayım. Ondan sonra bakın masumiyet konusundan bahsediyorduk. Orada ziyaret kitabında, Hazreti Masumen'in ziyaret metninde geçen ifadeler çok önemlidir. Hazreti Fatıma'dan bahsederken, ona hitap ederken bu ziyaret metninde selam olsun sana ey peygamberin kızı, ey Hatice-i Kübra'nın kızı, ey Fatıma-tı Zehra'nın kızı ifadesi kullanılıyor. Selam olsun sana ey Emirel Mümininin kızı. Allahu Ekber. Ey Hasan'la Hüseyin'in kızı ifadeleri yer alıyor. Bunlar ne demektir? Yani peygamber imamın, peygamberin kızı, imamın kızı, Fatıma-tı Zehra'nın kızı.
Yani torunu olarak da ifade edilmiyor. Bu yüce makam ona verilmiştir. Arada belki de 100-200 senelik bir zaman dilimi söz konusudur. Ama buna rağmen peygamberin öz kızı ifadesi kullanılıyor. Bu yüce makama oturtuluyor. Şimdi ve bunu kullanan kişi de imamdır. Şunu düşünebilirler. Tam da onu söyleyecektim. Masum da abartı olmaz, mübalağa evet. olmaz. Onun için masumdan geldiğini bu duanın hı-hı. bir kere daha altını çizelim. İzleyicilerimiz o gözle evet. bakıp evet. O şey şekilde o şuurla evet. dinlesinler. Bunu iyi, yani bu buyruklar masumun buyruğudur. Yani imamın buyruğudur. Masum imamın buyruğudur. Dolayısıyla bizim için başka bir anlam ifade etmesi lazım. Ve bir hadisi de İmam Cafer Sadık Aleyhisselatü Vesselam'dan değineyim. Hazreti Fatıma ile ilgili. Buyuruyor ki Kum şehrinde benim evlatlarımdan bir hanım efendi vefat edecektir. Ve onun şefaatiyle bütün takipçilerimiz cennete girecekler. Yüce bir makama sahiptir. Ziyaret duasında da o ifade yer almaktadır. Ya Fatıma tu işfe'ili fil cenne. Ey Fatıma, cennette benim için şefaat et. Hazreti Fatıma-i Mahsum'a şefaat hakkına sahiptir. Konuşmamın başında bahsetmiştim önceki bölümlerde de. Bir rivayete göre Hazreti Fatıma şehit edilmiştir. Evet. Zaten şehadet makamına sahip olan birisi şefaat makamına da sahiptir. Şehitler şefaat makamına sahiptir. Madem ağır ki, görüş evet. şehit olduğu yani meşhur görüş. İki tür rivayet var. Rivayetlerden birisi Sahabe şehrinde Hazreti Fatıma-i Masume'nin zehirlendiği ve bu şekilde şehadet makamına ulaştığıdır. Şimdi ben müsaade ederseniz zaten konuşmamızın son bölümüdür. Son bir 7-8 dakikamız evet, kaldı. Onun için hem ziyaret etmiş olalım hem de bu ziyarette tabii, geçen birkaç cümleye değinmiş şerh olalım. Şerh edelim evet. O cümleden birisine de ben değindim. Bunların birisi Fatıma-i Masume'nin peygamberin kızı, masum imamların kızı olarak tanıtılmasıdır. Peşinden buyuruyor ki ya Fatıma işfe'ili fil cenne. Onu da değindiniz. Onu da işaret ettim, değindim. Ey Fatıma cennette bana şefaat et. Üçüncü bir cümle bu ziyaret metninde yer alan üçüncü bir cümle. Buyuruyor ki kim Fatıma'yı ziyaret edecek olursa cennet ona farz olur. Ancak nasıl bir ziyaret? Arifen bihakkı. Hazreti Masume'nin makamının nice nasıl yüce bir makama sahip olduğunun bilincinde olarak. Bu yani çok önemli. En azından kimi ziyaret ettiğini, evet, niye ziyaret ettiğini bileceksin. Evet, yani bu kadar imam evladı var. İmamzade dediklerimiz, imam evlatları dünyanın birçok yerinde, mesela sadece Kum kentinde, Kum'un etrafında 300'e yakın imam evladı şehit olmuştur. Vefat etmiş ve şehit olmuştur. 300'e yakın imam evladının kabri var Kum ve etrafında. İmamzade denen? İmamzade, imam evladı, imam torunu, imamın öz çocuğu, öz oğlu. Öz evladı ama hiçbirisi hakkında bu ifadeler kullanılmıyor. Benzer ifade İmam Rıza benzer, hakkında. Sadece evet İmam Rıza hakkında var. İmam Rıza zaten İmam Rıza imam masum imamdır. Evet. Ama imamlarımızın dışında. Yani imamların ben de onu evladı diyorum. Olarak yani masum bizim bildiğimiz 12 masum 14 masumun dışında başka birisi için çok nadir görüyoruz. Reynebi Kübra selamullahi aleyha bi fazl Abbas Hazreti Masum'a kumda bir yıldız gibi parlıyor. Onun dışında ikinci bir kişi olarak ben üçüncü kişiyi tanımıyorum bu yüce makama sahip olduğunu. İkinci kişi de Abdülazim, Şah Abdülazim. Onun hakkında da kim Abdülazim'in kabrini kumda ziyaret edecek olursa ona Kerbela ziyaretinin sevabı verilir ifadesi kullanılıyor. Zaten Kum'a giden kesinlikle de Şah Abdülazim'e Rey şehrinde Abdülazim'i ziyaret ediyor. Arifen Behakka kimdir bu? Bu önceki bölümlerden belki anlaşılmıştır bu ki onun hakkında masum imam fedaha abuha babası feda olsun ifadesini kullanıyor. Biz böyle birisinin ziyaretine gidiyoruz. Yani masum bunu ne kadar çok seviyorsa onun sevgisi peygamberin sevgisi demektir. Peygamberimizin sevgisi Allah'ın sevgisidir.
Yani Hazreti Fatıma'yı, Masume'yi Allah Tebareke ve Teala seviyordu. Diğer bir cümle Hazreti Fatıma-i Masume'nin ziyaret duasında geçen başka bir cümle: Allahümme inne es'eluke Rabbim, senden hacetim, niyazım budur. Şunu istiyorum. En tehtimeli bis saade. Sonumu saadetle bitir. Ben saadetli bir şekilde dünyadan göçeyim. Saadetli bir şekilde dünyadan göçeyim. Bu da çok özel bir cümledir. Fela teslub minni ma ana fihi. Bu nimeti elimden alma. Çünkü insan gerçekten hayatının başında saadetli olabilir. Ama sonunda orasını Allah bilir. Allah'ın bahşetmiş olduğu saadet bir nimettir. Ehlibet sevgisi bir nimettir. Ali sevgisi bir nimettir. Eğer farkında olacak olursak, Fatiha suresinde geçen ifade bunu gösteriyor. Diğer surelerde geçen o gün nimetten sorguya tabi tutulacaksınız bunu gösteriyor. Bu bir saadettir. Bu bir nimettir. Rabbim bu nimeti bizden alma. Biz Ehl-i Beyt'i sevelim. Ehl-i Beyt'i tanıyalım. Ehl-i Beyt'i takip edelim. Ehl-i Beyt'i yaşayalım ve yaşatalım. Ehl-i Beyt'i tanımayı Rabbim bize nasip et. Vela peşinden buyuruyor ki la havle ve kuvvet. Evet. Allahümme inne es'elke en tahtime bil saade. Bu cümlede ne ifade etmek istiyor? Rabbim bizim sonumuzu hayırlı kıl. Ben biraz bu cümlenin üzerine durmak istiyorum. Evet, buyurun. Eğer insanın akıbeti hayırlı olmaz, saadet olmasa ne olur? Şakavet olur. Bedbahtlık olur. Nice insanlar var tarihte, hayatların başında saadetli insanlardı. Peygamberimizin yanında yer aldılar, bütün savaşlara katıldılar. Ne bileyim, yüce makamlara sahip oldular. Peygamberimizin övgüsüne, duasına nail oldular. Ama hayatların sonunda bedbaht oldular. Çünkü evet, bir insan başlangıçta belki yolun başındayken iyi olursa sonunda da iyi olacağı anlamına gelmez. Hayatının belli döneminde çok iyi bir insandır ama sonunda maalesef iyi olmamıştır. Tam tersi de geçerlidir. Nice insanlar var tarihe baktığımız zaman çok çok kötü insanlardır. Belki de işlemiş olduğu bir amelden dolayı. Yapmış olduğu bir hayır, amelden dolayı hayatının sonunda bahtiyar olmuştur. Her ikisinde de tarihte birçok örnekler var. Bu örneklerin mesela birisi Hür'dür. Hür, Yezid'in ordusundaydı. Sonunda ne oldu? Kerbela şehitlerin birincisi oldu. Hür şehit. Şehit Hür, İmam Hüseyin'le birlikte kıyamete kadar anılacak. İmam Hüseyin'in ziyaretine gidenler bugün Şehit Hürr'ü de ziyaret ediyorlar. Bir örneği İmam Hüseyin'le birlikte. Züheyr'dir son anda. Son anda dönenlerin birisi Züheyr'dir. Züheyr'dir yani yolunu İmam Hüseyin'den ayrı hareket ediyordu. Ama o son gün, son anlarda yolunu değiştirdi ve yol seçti kendisini. O Züheyr ne buyuruyor, ne söylüyor çağlar ötesinden? Musa hocam sizin oturduğunuz yerde oturmuştu, yeni gördüm dedi bunu. Tekrar da fayda vardır. Diyor ki, bin kere öldürülsem, bana garanti verilse ki sonsuza kadar yaşayacağım, yine burada ölmeyi tercih ederdim. Bin defa öldürürsem, tekrar dirilsem, o ayrı. Öldürürsem, evet. O meşhur, bilinen. Evet, evet. Bunu Musa hocam yeni söyledi. Bana emin birisi tarafından garanti verilse, sen sonsuza kadar yaşayacaksın. Evet. Ben yine Hüseyin'in yolunda öldürülmeyi tercih ederim. Tercih ederim ve o yoldan vazgeçmem. Evet. Gerçekten. Şimdi son olarak şunu da söyleyelim hocam. Kerbela'ya giden herkes Kerbela diye gider ama Meşed'i, Gazimeyn'i, Samara'yı, yine Kufe'yi ziyaret eder. Meşed bak farklıdır. Meşed biliyorsunuz. Gazimeyn'i, Samara'yı. Evet. Meşed'e giden de kum olmazsa olmazlardan birisidir. Evet. Kim ki İmam Rıza'ya? Gelenek böyle midir hocam? Genelde öyledir. Zaten tavsiyeler de o yöndedir. İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam'dan. Son 1-2 dakikamız bu ziyaretin önemi ile ilgili. Evet. İmam Rıza'ya gidenlerin muhakkak kardeşine evet, İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyduklar bu yöndedir. Beni ziyarete gelmek isteyenler önce kumda kardeşim Fatıma-i Masume'yi ziyaret etsin ki sonra gelsin. Nasıl Hazreti Ebu'l-Fazıl Abbas İmam Hüseyin için ziyaret kapısı ise Hazreti Fatıma-i Masume de
İmam Rıza'nın ziyaret kapısıdır. Önce, Kerbela'da da öyle midir? Önce Hazreti Abbas'a sonra İmam Hüseyin'e. Yani İmam Hazreti Abbas Babul Havaiş'tir biliyorsunuz. Zaten o kapıdır. Yani o ondan izin almadan nereye geçip gidiyorsun? Hazreti şeyde yani o benim benzetmemdir. Ben öyle algılıyorum. Hazreti Fatıma Masuma da öyledir. Önce Kum'a gideceksiniz. Fatıma-i Masume'yi orada ziyaret edeceksiniz. Ondan sonra Fatıma-i Masume'nin selamını ve kokusunu alıp İmam Rıza'ya gideceksiniz. İmam Rıza'ya gideceksiniz. Çünkü Hazreti Fatıma-i Masume şehit olduktan 2 yıl sonra İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam dünyadan göçür. Şehadet haberini alınca İmam Rıza kahroluyor. Çünkü uzun yıl, yani birkaç yıl bacısını görememiş. Ondan sonra da bacı hasretiyle, yani bacı kardeşinin hasretiyle dünyadan ayrılıyor ve kardeşle bacının hasretiyle, sevgisiyle, uzaklığıyla, özlemiyle dünyadan ayrılıyor. Bu da tabii ki... Hocam vakti bitirdik. Allah razı olsun. Allah tekrar tekrar nasip etsin ziyaretlerini. Bu kadar vakit, bu kadar söz daha fazla ama bize ayrılan vakit bu kadar. Baştan da söyledik. Büyük bir eksikliktir. Bunu ben de gittiğimde müşahede ettim. Orada bütün dillerde, yani Arapça, Farsça bütün diller derken ziyaretname kitapları var. Hepiniz görmüşsünüzdür küçük küçük. Oraya bırakılır, herkes alır, okur, tekrar bırakır. Belki 10 yıllardır o kitaplar oraya gelen ziyaretçilerin elinden geçiyor. Türkçe eksikliğini gördük. Arapça, Farsça okuyamayanlar için büyük bir eksikliktir. Türkçe olursa Azerbaycanlı kardeşlerimiz de Türkçeyi okuyabiliyorlar. Azerice'de olursa yanında daha güzel olur. Hem Azerbaycan'dan hem Türkiye'den bu konuda hocama müracaat edip kitapların bastırılıp oraya vakfedilmesi çok faydalı olacaktır. Onu tekrar hatırlatıyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Vesselamu aleyküm.